Solda seni buldum. Her yerde seni arıyordum canım bitkim. Seni evimin baş köşesine koyacağım. Güzel kokulu bitkim benim canım, canım. Hadi gel evimize gidelim. Ay, çok da ağırsın ama neyse. Hava durumunu aktarıyorum. Ya git be. Hadi ne bileyim böyle bitkin. Hı hı. Yine gelince ben korktum ya. Mikrop. Yaşa. Canım umarım yerini seversin de böyle büyük büyük yeşil yeşil yaprakların çoğala çoğala artar. Ah canım sana su vereceğim sen beni bekle. Güzel bitkin benim. Ay. Seni çok aradım biliyorum değil mi? Her yerde seni aradım. Hiçbir yerde satmıyorlar kabuğunu be. Burası kadar canım çıktı. Kız Ayşe, gece gece bu ne uğraştın şu bitkiyle artık bırak ben yatıp uyuyacağım ha. Karışma benim bitkimle arama girme Nuriye. Aman. Yat zıbar sen. Ne bitkiymiş be yatıyorum. Uyuyacağım tabii yapraklarını temizleyeceğim. Ay Nuriye hasta olacağım benim başıma. Şu üstünü güzel üşüyor mu ne yapıyorsun sen ben? Ana oğlum yat bakayım yat zıbar nereye yatıyorsan yat. Oy başını. Öt şöyle. Öt. Üşüme. Hapşırıp durma benim üşüme. Başıma. Üşümüyorum. Hala hapşırıyor. Aaa! Hadi şimdi! Ay bu şimdi hasta olacak! Bana da bulaştıracak! Vıcık vıcık sümükleri akacak bunun! Ay ben hasta falan olamam! Yüzü de kızardı bunun. Kesin grip. Olamaz. Kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk acile gidiyoruz doktora yürü. Kapat yüzün gözün kırmızı. Şikayet ne, neydi? Ben şimdi dinleyeceğim. Görüyorum değil mi nasıl hapşırıyor? Evet evet. Tamam. Dinle sen geç. Benim önüme geç. Bir dakika hanımefendi ama böyle dinleyemem ki. Tamam tamam teyzeciğim tamam hemen hemen yapıyorum. Nefes al. Teyze nefes al. Ağzımızı kapatırsak çok iyi olur. Her şey normal. Ne demek iyi ya? Ne demek? Niye hapşırıyor o zaman? Şuna bak. Kızardı pancar gibi kıpkırmızı oldu. Kızardı mı? Ben hastanın yüzünü görmedim ki. Teyzeciğim bana bir döner misin? Dön bakayım bana. Ben hemen ateşini ölçüyorum. Hemen. Teyzeciğim kolunu kaldır. Kesin garip bu. Ya üşümüyorum diyorum ya. Hastam hasta değil. Hapşırıp dur bak yeter oraya. Ateşi de yok bu teyzenin. Neden böyle kırmızı? Anam yoksa sen bilinmedik bir hastalığa mı yakalandın Nuriye? Doktor çabuk terk et burayı hastaneyi boşaldın. Hadi bir saniye sakin olalım. Öyle hemen teşhis koymuyoruz. Önce bir bakıyoruz neyse var neyse yok. Ben bir kan testi yapayım. Evet kan testi orada çıkar. Teyzeciğim kanını alacağım. Ben kanı alayım. Doktorcuğum dikkat et şimdi mutasyona falan kurar bu kulakları falan sivrilir böyle değişik bir şey olur. Okay, sakin oluyoruz sakin oluyoruz hastayı da panikletmiyoruz lütfen. Kesin garip. Evet analiz sonuçları çıkıyor. Teyzeciğim el kolunu alabilirsin. Sağ ol kızım sağ ol. Ama beni uzak tut. Evet. Evet demiri normal. Teyzenin alerjisi var. Kız ne alerjisi? Grip diyorum sana. Griptir bu. Teyzeciğim bakın grip değil. Alerji testi de yapmıştım ben. O çok yüksek çıkmış. Son zamanlarda evde ne değişiklik oldu? Kız sen ne
Ay, kız. Bu benim harika bitkime de zarar verir. Bitkimi yeni aldım, solduracağım Nuriye. Ha doktor kızım, işte geçen gece almış getirmiş, koca bitkiyi kucaklamış da burada bu dibine koydu ya. Bakın bakın, şimdi kızarıklıklar geçmeye başladı. Alerjik reaksiyona sebep olan nesneden uzaklaşınca normale dönüyor. Tamam Nuriye, uzaklaş bitkiden. Kendin ayrı bir eve çık, tamam mı? Yazıklarım olsun Ayşe, yazıklarım olsun. Bitki sonradan geldi, o gitsin, bana ne ya? Olmaz, bitkimi vermem. Yeni buldum zaten, hiçbir yerde satmıyorlarsa. Doktor bu grip, sen bunu hastaneye yatır bak. Sen bunu yatır, burada serum merum bağla, bir şey yap. Onu burada rahatlat, birkaç gün hastanede kalsın, tamam mı? Sen bunu hastaneye yatır. Ya, hayır, grip değil, alerji. Bak, alerji grip, alerji değil. Bak, düzel, gördün mü? Bu grip, grip bu grip. Terbiyesiz.